şahsı adına ikinci konuşmacı aleyhte olmak üzere Mardin Milletvekili Sayın Ebru Günay. Buyurun Sayın Günay. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Despeki, elcivir ve hamurcülenku bir duruşma. Jön ciyan azadi le çar aliye cihane tek koşun dükün berkvayt edin ecvan sınav dükün. Sayın Günay. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, başlarken dünyanın her yerinde jin ciyan azadi, kadın, yaşam, özgürlük diyerek mücadele eden bütün direnen kadınları selamlıyorum. 20 yıldır önümüze getirilen savaşa, talana, ayrımcılığa, sömürüye, her türlü şiddete destek veren bütçelerden biriyle daha karşı karşıyayız. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hazırlanan bütçelerin 21.sini de bu iktidar hazırlamıştır. Bugün de 660 milyarlık bir açıkla 2023 yılı bütçesini değerlendiriyoruz. 2023 bütçesi işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, inanç ve değerlere, farklı ana dillere, özgürlüklere, doğaya, minareye, bilime, çocuklara, engelli bireylere, geleceğe, ağaca, kuşa, dağa, taşa düşman olan bu iktidarın yıllardır bizden çaldıklarıyla dolu bir bütçe. Sarayda hazırlanan ve iktidar tarafından da komisyonda onaylanan bu bütçe bir seçim bütçesidir. 82 milyon kişiden alınan vergilerle tek adam ve etrafındaki çıkar gruplarının kazanması için harcanmak istenen bir bütçe teklifidir. Sarayın şatafatına, yandaşın taleplerine, çetelerin masraflarına yetmedi 21. kez hazırladığınız bu bütçe. İktidar ve küçük ortağı nimetlerinden yararlansın diye milyonlarca insanın rızkıyla oynanan bu teklife hayır diyeceğiz. Yıllardır bizden çaldıklarıyla iktidar ayakta tutmaktadır. Kendileri saraylarda şatafat ve gösteri içerisinde yaşayanlar, halkları da bir kuru ekmeğe, bir tas suya muhtaç etmeye çalışmakta ve hatta bunu bile çok görmekteler. Saray yönetimi yine halkın içinde bulunduğu derin ekonomik kriz koşullarını görmezden gelmiştir. İktidar adaletsiz bütçe tercihlerinin ve yanlış yönetimin büyük ekonomik tahribatını, halkın içinde bulunduğu dayanılmaz ekonomik koşulları, bağımsızlığı ve güvenilirliği kalmamış TÜİK verileriyle örtmeye çalışmaktadır. Kaldı ki gerçekleri yansıtmaktan oldukça uzak olan TÜİK raporlarında bile usulsüzlük, yolsuzluk diz boyu. Biliyoruz ki 100. yılına girmekte olan Cumhuriyet'in karakteri bir türlü demokratikleşmemiş ve AKP iktidarıyla milliyetçi, muhafazakar, tekçi bir karaktere daha fazla kaymıştır. 100 yıldır bu Cumhuriyet'in vesayetçi ve otoriter yapısı başa gelen her iktidar tarafından ya şeriat ya da bölücülük tehdidi üzerinden meşrulaştırılmıştır. AKP-MHP ittifakıyla ülkenin yapısal krizi iktidarı sürdürmek adına gün geçtikçe derinleştirilmiştir. Bugünün Türkiye'si tamamen AKP ve küçük ortağının eseridir. Yani bir cümle vebal kendi çıkarlarını her şeyin üstüne koyan bu iktidardadır. Bugün hala bile Cumhuriyet'in demokratikleşememesi, faşizmin kurumsal bir hale getirilmesi, son olarak 2 yıldır da derin bir şekilde yaşadığımız ekonomik kriz devasa bir hal almıştır. Bu ekonomik kriz sürecinde enflasyon rekor kırmıştır. Bu ekonomik kriz sürecinde işsizlik artmış, dış borç, dış ticaret açığı ve döviz kuru tarihi seviyelere çıkmıştır. İktidar ekonomi içinden çıkılmaz bir sarmala sürüklemiştir. Tüm bu süreçlerde iktidar devleti, siyaseti ve hatta tüm toplumu kendine göre dizayn etmeye çalışmış, pamuk ipliğiyle bağlı iktidarların devamlılığını sağlama adına mafyavari çetelerle işbirliğine girmiş, seçimde kazanma uğruna kesenin ağzını açtıkça da açmıştır.
Bu durumda rekor bütçe açıklarını da beraberinde getirmiş ve bu iktidarın 20 yıldır ülkede yarattığı hesaplar hepimizin geleceğini etkileyen tamiri uzun yıllar alacak hasarlara neden olmuştur. 20 yıldır barışa değil silahlanma ve şiddete kaynak ayıranlar, kadınlara değil kadına yönelik çok yönlü şiddete alan açanlar, kadın yoksulluğunu tırmandıranlar, gençlere değil yandaşa, ranta, yolsuzluğa, tekellere, taşeronlara para akıtanlar, doğa talanından milyonlar kazananlar, çocuk işçiliğine, çocuklara yönelik her türlü istismara göz yumanlar, yanlış tarım politikalarıyla ülkedeki üretimi yok etme noktasına getirenler ve en önemlisi sınır içi ve sınır dışı ötesinde Kürt düşmanlığına çığır açanlara karşı bizim çözüm bütçemiz var. İktidarın hesap vereceği gün geldiğinde, ki o gün çok yakındır, bu ülkenin halkları olarak hepimiz çözüm bütçesiyle rahat bir nefes alacağız. O gün geldiğinde şiddet, seçim, faiz ve rant bütçesi olan bu elimizdeki 2023 bütçesinin de 20 yıldır ülkede yarattıkları tüm tahribatın da hesabını elbette ki halklar karşısında verecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin en başat sorunu antidemokratik bir rejimin tüm topluma dayatılmasıdır. Toplumsal dokuları yok etme amacıyla oluşmuş ulus devlet rejiminin tek adam rejimiyle pekiştirilmesiyle dıştalayıcı, ötekileştirici, kutupsallaştırıcı özellikler kurumsal olarak bugün hepimize her yerde bir tecrit siyaseti dayatmaktadır. Özellikle iktidarın Kürt sorunundaki antidemokratik tutumu ve gün geçtikçe de ülkenin yönetilme şeklini demokrasiden uzaklaştırılmış olması, şiddeti ve savaşı tercih eden politik tercihleri bu bütçenin en önemli sebebi durumundadır. Nitekim ülke kaynaklarının üretimi ve istihdamını arttırmak yerine savaşa ayrılması, halka yeni vergi külfetleri, maliyet artışları, döviz kırlarında rekorlar ve enflasyon artışı olarak geri dönmektedir. Bakın, 2023 yılı bütçesinde silahlanma ve güvenlik harcamaları için devasa bir tutar ayrılmıştır. Örneğin 2014 yılında güvenlik harcamalara düşen pay 45 milyar TL iken 2023 yılında bu miktar 469 milyar TL gibi rekor bir rakama ulaşmıştır. Ki bu tutar Cumhuriyet tarihinin en yüksek silahlanma ve güvenlik bütçesi olmuştur. Silah ve çatışma için ayrılan bu tutar 2023 yılı bütçe giderinin yaklaşık %10'una tekabül etmektedir. Yani 2023 yılı bütçesindeki her 8 liralık verginin 1 lirası silahlanma ve güvenlik harcamalarına gitmektedir. Türkiye bu harcama rakamlarıyla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında 16. sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde savunma bütçesi ortalama olarak ülkelerin bütçelerinin yalnızca %3'ü kadar iken Türkiye'de bu oran bütçenin %11'ine denk gelmektedir. Son 40 yılda yaşanan şiddet politikalarına 100 milyarlarca dolar harcaması da yapılmıştır. Değerli arkadaşlar ve biz ekranları başından bizleri izleyen değerli Türkiye halkları. Oysa bu paralarla çocukların kendi özgün yeteneklerini açığa çıkarabilecekleri ortamlar oluşturulmuş, bilimsel temelde eğitime destek verilebilirdi. Çocuklara duyarlı bütçelerle 2023 milyon çocukla nüfusun 1/4'ünü oluşturan çocuklara ilişkin onların lehine ve yararına politikalar düzenleyip güzel bir yaşam sunulabilirdi. En az 720 bin çocuğun çocuk işçi gerçeği ortadan kaldırılabilirdi. Ana dilde eğitim olanakları sağlanıp özgür ve eşit bir eğitim sistemi oluşturulabilirdi. Savaşa harcanan bu bütçeyle okulda aç kalan milyonlarca öğrenciye okulda bir öğün yemek verilebilirdi. Bu bütçe çocuklara duyarlı olmadığı gibi cinsiyete de duyarlı bir bütçe değildir. Kadın düşmanlığı yapan bu iktidar, kadınların kaynaklardan faydalanmasını bir hak olarak görmemektedir. Kadınlar emeği sömürülen, ikinci planda tutulan emeğin başında da gelmektedir.
AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddetin önlenmemesi, her gün daha fazla artması, kadın emeği ve bedeni üzerinde tahakkümün kurumsallaştırılması, kadına yönelik ayrımcılık ve suçların yaptırımsız bırakılması gibi politik... Evet, bir dakika. Tamamlayalım Sayın Günay. Politikte... Kadına yönelik ayrımcılık suçlarının yaptırımsız bırakılması gibi politik tercihler bütçe konusundaki yaklaşımı da açığa çıkarmaktadır. AKP'nin erkeğe ihtiyaç ve taleplerine odaklanan yaklaşımına bakıldığında bütçenin de her aşamada erkekçi bir bütçe olduğu ortadadır. Bu iktidar kadınların, dar gelirlerin, işçilerin, esnafın, emekçilerin, emeklilerin, çocukların KYK borçlarıyla hayata borçlu başlamak zorunda kalan gençlerin, memurların talep ve ihtiyaçlarına yüz çevirmiş ve bu içeriyle de yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuştur. Önerisini yaptığımız çözüm bütçesi ilk defa Cumhuriyet'in demokratikleşme ihtimalini doğuracak şekilde AKP'ye veda, demokratik bir Türkiye'ye merhaba sürecinin de başlangıcıdır. Çözüm bütçesi bir avuç sömürü yandaşın değil, milyonların bütçesidir. Bitirelim lütfen. Son kez başkanım. Çözüm bütçesi bir avuç sömürücü yandaşın değil, milyonların bütçesidir. Sermaye sınıfının değil, emekçinin bütçesidir. Şiddetin değil, barışın bütçesidir. Bütün kimliklerin, bütün inançların, bütün dillerin, bütün kültürlerin bütçesidir. Gençlerin, çocukların, kadınların bütçesidir. Adil ve eşit bir dünyada mültecilerin bütçesidir. Hiçbir kimliğin bir diğerinden ne üstün ne de imtiyazlı olmadığı özgürlükçü bir bütçedir. Bizim vaat ettiğimiz çözüm bütçesidir. O gün, o günün çok yakın olduğunu müjdesini vererek herkesi buradan saygıyla selamlıyorum.